Cem'e menkul değerlere dönüyoruz. Araştırma direktörü Erdoğan Turan da karşımızda. Erdoğan merhabalar. Merhaba İnci. Öncelikle Cumhuriyet Bayramı'nın şimdiden kutlu olsun diyelim. Borsada bayram tatili nedeniyle 1,5 günlük tatil öncesi son seanstayız. 79.500'e yakın bir seviyede işlemler var. FED kararı gelmeden öyle gözüküyor ki piyasalar ya yatay seyretmeyi ya da bir olumlu tablo çizmeyi tercih ediyorlar. Küresel piyasalardaki bu hızlı yükselişi nasıl değerlendiriyorsun? Bizdeki yansıması nasıl yorumluyorsun? Piyasalar hala bardağın dolu tarafını görmeye devam ediyor. Bunda da bir problem yok. Çünkü çok büyük bir sürpriz olmazsa yarın akşam FED piyasanın istediğini ve geçen hafta piyasanın fiyatladığı haberleri verecek. Nedir bu haberler? Tahvil alım programında kalan son dilim, 15 milyarlık dilim büyük ihtimalle sonlandırılacak ve tahvil alım programı bitmiş olacak. Bunu zaten çok önceleri piyasa fiyatlamış ve beklentiler dahiline koymuştu. Burada bir sürpriz olmayacak. Sözlü yönlendirmede neler duyacağız? Asıl önemli olan bu. Yani sıfır faiz politikası belirgin bir süre daha korunacak mı, devam ettirilecek mi, buraya vurgu yapılacak mı? Yatırımcılar bunu takip edecekler. Eğer böyle bir vurguyu tekrar duyarsak biz, yani biz faizin sıfıra yakın seviyelerde bir süre daha kalacağına dair ifadeyi FED tarafından duyabiliyorsak bu piyasalar için iyi bir haber. Risk iştahı için iyi haber ve piyasaların beklediğini bir şekilde Fed'den alması demek olacak. Ama bu eğer böyle bir şekilde, böyle bir senaryoyla karşı karşıya kalırsak yeni bir hareket, piyasalarda yeni bir coşku görür müyüz? O konuda şüphelerim var. Çünkü piyasa bu beklentiyi geçen hafta itibariyle almıştı. Yani beklentinin bir şekilde gerçekleşmesi elbette bir miktar hareketlilik yaratabilir. Biraz dolarda değer kaybı, hisse senetleri tarafında biraz coşku görebiliriz. Ama geri kalan kısımda eğer Fed önümüzdeki dönem için dataya bağlı hareket edeceğine dair vurguyu tekrar ederse biz ertesi gün tekrar ABD'den gelecek olan büyüme rakamlarına, enflasyon rakamlarına odaklı hale geleceğiz. Bir şekilde Fed piyasaları çok rahatsız etmeyen, geçen haftalarda yaşanan o volatilitenin, oynaklığın tekrar yaşanmaması için piyasaların istediği kararları alır diye tahmin ediyorum ama bu sonuç itibariyle piyasada çok yüksek bir coşku yaratmayabilir. Buna dikkat etmek lazım. Enflasyon konusunda eğer ciddi bir kıpırdanma görmüyorsak bu piyasalar için biraz daha risk alma iştahının artması anlamına gelebilir. Büyüme tarafında ABD'de çok yüksek bir büyük bir sürpriz beklemiyoruz. %3 civarında bir büyümeyle karşı karşıya kalacağız. Böylelikle yüksek ihtimalle morallerin korunduğu bir şekilde haftayı tamamlamış oluruz diye tahmin ediyorum. Biraz seviyeleri konuşalım. Borsada, kur tarafında, parite tarafında FED toplantısıyla beraber izlenmesi gereken seviyeler neler olabilir? Eğer ana senaryoda bir şaşırtıcı sonuçla karşılaşmazsak, yani FED güvercinimsi diyelim tavırla karşı karşıya bırakırsa bizi, burada doların bir miktar değer kaybettiğini göreceğiz. Bu dolar TL için ne anlama gelebilir? 2.22 olabilir mesela. 2.22'nin altında 2.20 seviyelerine doğru bir hareket için çok daha yumuşak ifadelerin duyulmasına gerek var. Bu yumuşaklığı bu sefer görür müyüz tahmin etmiyorum. Bir de şu var. Biz bu ayı belki belirgin bir süre vurgusuyla geçiştirebiliriz ama sözlü yönlendirmenin de değişmesinin vakti yaklaşıyor olabilir. Aralık ayı bu anlamda daha tedirgin bir ay olabilir sözlü yönlendirmenin değişmesi anlamında. Ama bu ay kur tarafındaki hareket bizi 2.22 seviyesine kadar indirebilir dolar TL'de. Hisse senetleri tarafında endekste 80 bin denemesi yaptık. Genel olarak beklentilerin içerisinde olduğu için Fed'in yumuşak tavır senaryosu belki 80 bin üzerinde ufak bir hareket yaşanabilir ama bu çok yüksek hacimli veya katılımcının çok yüksek olduğu veya çok kalıcı olan bir hareket olmayabilir. Çünkü dönüp tekrar ABD verilerine bakacağız gibi gözüküyor. Endeks tarafında 76.500'ün altında olmadığımız sürece 80 bin, tekrar 82 bin mümkün. Kur tarafında 2.25 bir çıta oldu yukarıda. Oraya geçmediğimiz müddetçe aşağıda 2.22'ye yakın olmak mümkün. Yani 2.22-2.25 dolar TL için 76.582 bin Borsa İstanbul için konuşulabilecek bandlar. Erdoğan Turan çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz. Evet, bu değerlendirmelerle beraber